Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Hoca. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Malatya sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Toplamda 14 soru yayınlanmış Malatya sorularında. Hepsini beraber çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesinde her biri 4 raftan oluşan 6 tane dolap. Bu dolapların raflarının her birinde ise 6 tane kitap varmış. Hasan Çelebi Ortaokulu'nun kütüphanesinde 9 raftan oluşan 5 tane dolap var. Dolapların rafların her birinde 5 tane kitap var demiş. Ne demiş? Atatürk Okulu'nun kitap sayısı Hasan Çelebi'den ne kadar fazla olduğunu gösteren ifade. Şimdi 4 raftan oluşan A tane dolap. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4A kadar raf yok mu? Değil mi? Şöyle yazalım. 4A kadar raf var. Peki bu rafların her birinde A tane kitap var diyor. 4A ile A'yı çarparsam ne oldu? 4A kare. Bu Atatürk'teki kitap sayısı. Hasan Çelebi de 9 raftan oluşan B tane dolap diyor. O zaman 9B kadar raf var. Ne diyor bize? Bu rafların her birinde B tane kitap var. 9B çarpı B'den ne gelir arkadaşlar? 9B kare kadar kitap geliyor. Bu da Hasan Çelebi Ortaokulu'ndaki kitap. Atatürk Ortaokulu'ndaki kitap sayısı yani 4A kare eksi 9B kare diye yazalım. Bunu istiyor bizden. Peki bu neydi arkadaşlar? Özdeşlikte 2 kare farkıydı. Bunları yaparken şöyle bir şey yapıyorduk. Bir saniye. Şunun rengini bir değiştireyim hemen. Bir saniye. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şunları şöyle kök için alıyorduk hatırlarsanız. 4A kare kökün dışına ne diye çıkar? 2A. 9B kare ne diye çıkar? 3B. Bir eksiliği, bir artılı hallerini yazıyorduk arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız da Ceyhan geliyor diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı, olasılık sorusuymuş. Morse kısa ve uzun işaretleri veya bunların uygun olarak sesleri karşıdaki odak noktaya gönderilmesi yöntemidir demiş. Morse alfabesindeki uzun ve kısa basış şekilde ve Morse alfabesinin yazıldığı telgraf cihazı gösterilmiştir diyor. Mesela D harfi için ne demiş? Uzun, kısa, kısa olmak üzere basın. Yani tek çizgiler uzun demekmiş, noktalar kısa demekmiş kısacası. Morse alfabesini göstermiş. Morse alfabesine 4 kez basarak yazılan harflerden oluşan rastgele seçilen bir harfin B olma olasılığı. Yani kısacası şundan bahsediyor. Kaç tanesine 4 tane basılmıştır diyor. 1, 2, 3, 4, başka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane var. Değil mi? 12 tane harften bir tanesi B. O zaman cevabımıza direkt hiç uğraşmadan 1 bölü 12 diyebiliriz. Geldik bu sorumuza. 2520 sayısı 1'den 10'a kadar tüm sayılara tam olarak bölünebilen en küçük sayıdır diyor. Yani 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsine tam bölünebilen bir sayıymış. Diyor ki bu sayının farklı asal çarpanların en küçüğüyle en büyüğünün toplamı kaçtır diyor. Mantıken hiç uğraşmayın. 1 ile 10 arasında en küçük asal sayı kaç? 2. En büyük asal sayı kaç? 7 değil mi? 7 ile 2'yi toplayın 9. Bu kadar. Hiç uğraşmaya gerek yok. Çünkü zaten 10'a kadar sayıların hepsini bölünüyormuş. O zaman direkt bu oluyor yani. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Geldik 4. sorumuza. 1 çubuk, 2. 3. çubuk demiş. Yukarıda şekilde verilen işte bir demirci ustası yukarıda verilen 3 çubuğu uçuca birleştirecekmiş. Son durumdaki çubuğun uzunluğu kaç birim diyor. 1. çubuğun boyu 2x kare artı y kare demiş. Şunu bir yazalım. 2x kare artı y kare. Tamam mı? Şunu biraz düzeltebiliyor muyuz? Bir saniye. Evet. 2x kare artı y kare olarak yazdık. Şunda işimiz bitti. İkinci çubuğun boyu birinci çubuğun 2 katıdır diyor. 2x kare artı y karenin 2 katı ne yapar arkadaşlar? 4x kare artı 2y kare diyoruz. Tamam mı? Şu da bitti. Üçüncü çubuğun uzunluğu ikinci çubuğun uzunluğun 1,5 katı. Bunu nasıl hesaplayalım? 4x kare artı 2y karenin 1,5 katı demek ne demek? 15 bölü 10'u. O zaman bu da ne gelir arkadaşlar? Şunları sadeleştirdim. 3 bölü 2. Değil mi? Şunu 2 parantezin alırsam. Ne olacak arkadaşlar? 2x kare artı y kare çarpı 3 bölü 2 olarak yazayım gene. Şu ikiler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3'ü içeri dağıtırsam. 6x kare artı 3y kare diyoruz. Bu da 3. çubuk. Şuraya yazalım. 6x kare artı 3y kare. Şimdi hepsinin toplamını istiyor. X kareleri toplarsak ne yapar? 2, 4 daha 6, 6 da buradan 12x kare.
Zaten direkt cevap çıktı. Hiç uğraşmaya gerek yok. İstiyorsanız yazabilirim. 1y kare, 2y kare daha, 3y kare, 3y kare de oradan 6y kare yapıyor. Zaten bulduk. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Dikdörtgenin alan formülünü vermiş, karenin alan formülünü vermiş. Sallayalım onları. Kısa kenarı 4x birim, uzun kenarı 9x birim olan dikdörtgen içinden bir kenarı 2y birim olan kare şekil 1'deki gibi kesiliyor. Taralı bölgenin alanı veren cebirsel ifade a birim diyor. Hemen bulalım. Mantık ne? Dikdörtgen alanını bulacağız. Ortadaki karenin alanını bulacağız. Çıkaracağız. Mor kısmına şey, tüm alan nedir bunun? 9x'e 4x'i çarptığım zaman 36x kare. Değil mi? Ortadakinin alanı ne? 4y kare. 2y ile 2y'yi çarptığım için. O zaman o pembe kısım 36x kare eksi 4y kare olmayacak mı? Değil mi? Şuraya pembe diye yazalım. Peki mavi yere geldik. Şimdi a'yı bulduk. Kısacası şuna a diye yazabiliriz. Kesilen kare şeklindeki parça kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı 4y artı 5 birim olan şekil gibi yapıştırılıyor. Taralı bölgenin alanını istiyor. Şurasını zaten biliyoruz. 4y kare. Şunun alanı bulalım. 5 kere 4y 20y. 5 ile 5 kere 5 25. Yani buranın da b eşittir diye yazalım. 4y kare artı 20y artı 25. Tamam. Bunlara göre cevabımız nedir diye sormuş. A'yı ne bulmuştuk? 36x kare eksi 4y kare. Tamam. 36x kare eksi 4y kare. Yani onları şöyle yazalım şu tarafa. Şıkların yanına yazarsak daha rahat olur. A eşittir 36x kare eksi 4y kare. B'yi ne bulmuştuk arkadaşlar? Hemen bir daha bakayım. 4y kare artı 20y artı 25. Tamam. Şimdi A şıkkında 36x kare artı 4y şey. Şu tamam ama şu yanlış. A iptal. Şimdi burada öz parçalamış. 36x kare eksi 4y kare nedir? 2 kare farkı olduğu için hatırlarsanız şöyle şeyler yapıyorduk. Bir saniye bir daha seçeyim. Şunları kök içine alıyorduk. 36x kare ne diye çıkar? 6x. 4y kare ne diye çıkar? 2y. Bir eksiliği bir artılı olarak yazıyorum. Tamam mı? Peki şu neydi? Bu da açılmış bir şeyi kapatmak için de gene aynı mantık. En baştaki ile en sondakini kök içine alıyorduk. 2y artı 5'in karesi açılımı da arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım. Bir eksili bir artılı yazmış. Tamam. İki tane de artılı olacak. Bu da doğru. Cevap Bursa geliyor. Buradan cevap direkt Bursa oluyor. Fazla uğraşmamıza gerek yok. Diyor ki mobil bankacı kişisini unutan Fahrettin not defterini karıştırırken aşağıdaki notuyla karşılaşıyor. Unutma şifren aşağıdaki kutularda yazan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralaması ile oluşan harfler. Biz şunları içeri alırsak ne olacak arkadaşlar? 2 içeri aldım. 4 diye girecek. 4 kere 5'ten 20. 2 içeri 4 diye girdi. 4 kere 3'ten 12. 6 kökün içine 36 diye giriyor. 4 içeri 16 diye girer. 16 çarpı 2 32. Küçükten büyüğe sıralayacak. Küçük olan hangisi? Kök 12 C. Sonra şu iptal. Sonra ne var? F var. Şu da iptal. Sonra kök 32 N. En son da A. C, F, N, A. Yani Ceyhan oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Yukarıda asal çarpanının çarpımı şeklinde yazılmış olan sayıların hangi ikisi aralarında asaldır? Aralarında asallığın tanımı neydi? Ortak hiçbir çarpanı olmayacaktı. Şimdi A şıkkıyla bakalım. E ile L. E, D ve L'de ortak var mı? 3 var. Olmaz. E ile İ. E ile İ'ye bakalım. İkisinde de 2 var. Olmaz. L ile İ. L'de 3 var. L ile İ dedi, değil mi? Evet. L'de 3 var. İ'de 3 yok. Ama 5'e 5 var. Olmaz. İ ile F demiş. Bakalım. İ'de 2 var. F'de yok. İ'de 5 var. F'de yok. İ'de 11 var. F'de yok. O zaman cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Turanus'ta 24 metre ve 16 metre uzunluğundaki iki demir çubuğu eşit ve en büyük uzunlukta parçalara ayırıp onlardan bahçe kenarında çitler yapacaktır. Her bir demir çubuğu kesme işlemi 2 dakika sürmektedir. Turanus'ta demir çubukları kesme işlemini kaç dakikada tamamlar? Şimdi buradaki kilit cümle şu. Eşit ve en büyük uzunluktaki parçalara ayırıyormuş ya. O zaman ne yapacağız? EBOB alacağız. 24 ile 16'nın biz EBOB'larını bir alalım. 2'ye böldük. 12'ye 8. 2'ye böldük. 6'ya 4. 2'ye böldük. 3'e 2. İkisi de bölündüğü için aynı şekilde yine alıyorum. 2'ye böldüm 1'e 3. Bunda EBOB almayacağım çünkü ikisi de bölünmedi. 3'e böldüm 1. EBOB ne geldi arkadaşlar buradan?
2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 geliyor. Sonra ne yapacağız? Bu 8 neydi arkadaşlar? Parçaları dedik ya, her parça 8 metre olacakmış. O zaman ben şu 24'ü 8'e böleyim ki kaç parça olduğunu bulalım. 3 parça birincisinden, 16'yı 8'e böldüm. 2 parça da bir diğerinden geliyor. Peki şimdi ne diyor bize burada? Her bir demir çubuğu kesme işlemi 2 dakika sürüyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir çubuğu ben 3 parçaya ayırmak için kaç kere keserim? 2 kere keserim. Neden? Şu an bir parça ya. Bir kere böldüm 2 parça oldu. Bir kere böldüm 3 parça oldu. 3 parça için 2 kesim yapacağız. Ama 2 parça için tek bir tane çizgi çizmemiz yeterli. Öyle değil mi? Şöyle düşünürsek tek bir parçada, tek bir kesimde 2 parça oluşuyor. Bundan da bir kesim var. Her kesim 2 dakika sürüyor diyor. 2 kesim burada var, 1 kesim burada var, 3 kesim. 3 çarpı 2'den de 6 dakika sürüyor diyoruz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. İlk bir pozitif tam sayı olmak üzere EBOB'ları X ile 12'nin EBOB'u K'ymış. Buna göre K kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. 12'ye, hani 12 ile bir sayının ortak katı olacağı için 12'nin çarpanlarını alacak, uzun lafın kısası. Nedir o da? 12'nin çarpanları 1, 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Kaç tane var? 6 tane var. Bu kadar. Çok da fazla zor sorular paylaşmamışlar. Şu soru çok zor gözüküyor ama mantığını anlarsanız çok çok kolay bir soru aslında. Bir marketle çalışan Ali Bey, kök 24, kök 48, kök 32 metre boyutlarındaki bisküvi paketlerin aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıda verildiği gibi yan yana diziyor. Tamam. Ali Bey bisküvi paketini dizme işlemini bitirdiğinde 15 paket bisküvinin rafta hiç boşluk kalmadan tam olarak sığdığını görüyor diyor. Ön yüzünün görünümü yukarıda verilen bisküvi paketin tamamı eş büyüklükte olduğuna göre rafın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Öncelikle biz şu kök 24 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 gelmiyor mu? Kök 48 nedir? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Kök 32'de 4 kök 2. Hani bunları isterseniz 32 şurada kenara yazayım. Asal çarpanlarını ayırıp rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu soruda bir yatay bir dikey gitmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak ne dersiniz? Şimdi bunun kısa kenarı neymişti? Kök 24, 2 kök 6 idi. Kök 48'de 4 kök 3. Ben derim ki şunları bir set olarak düşünelim. Ne dersin? Yani şimdi bundan ne olacak? 2 kök 6, 4 kök 3 yazdık. Burası kısa kenar yine 2 kök 6. Burası 4 kök 3 olarak. Şöyle set halinde düşünürsek daha rahat olur. Çünkü bir yatay bir dikey gittiği için arkadaşlar böyle böyle kaç set olacak? Şimdi 15 paket olduğu için 7 set olmayacak mı? Hani her sette 2'şer adet olduğunu düşünürsek 14 tane olacak. 15. de yatay şekilde olacak. Tamam mı arkadaşlar? Dikey olmayacak. Bu da gene 4 kök 3 olacak olarak düşünelim. Şimdi 7 tane set var dedik. Bir sette ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3 artı 2 kök 6 artı bir de en sonunda bir tane daha 4 kök 3'ümüz var. 4 kere 7 28 kök 3 artı 7 kere 2 14 kök 6 artı 4 kök 3 diyelim. 28'e 4'ü topladım. 32 kök 3 artı 14 kök 6 diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan geliyor. Devam edelim. Bir sosyal medya aracında paylaşılan fotoğraflar iki kez tıklanarak beğenilmektedir. Fotoğraf iki kez tıklandığında bir beğeni olarak sayılmaktadır. 1 milyon kez tıklanan fotoğraf takipçiler tarafından ne kadar beğeni almıştır? 1 milyon kez tıklandıysa yarısı kadar beğeni oluyor. Yani 500 bin değil mi? 500 bin kez beğeni almış. 500 bini şöyle yazalım. Peki bunun anlamı nedir arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri 2, 4, 5. 5'ten değil mi? 10 üzeri 5. Peki 5 çarpı 10 üzeri 5 dediğimiz ifade nedir? 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. 2 üzeri 5'i yazdık. Burası da 5 üzeri 6 geldi mi? Geldi. Bu kadar. Cevap direkt Bursa geliyor. Fazla uğraşacak bir şey yok yani. Onu demek istiyorum. Matematik kelimesindeki farklı seçte harf sayısı aşağıdakisinin hangisinin asal çarpanları orantı? Asal çarpan sayısı ile eşittir. Kaç tane seçte harf var? Hani aynı şey farklı olan 1, 2, 3. 3 tane var. 3 tane çarpan olacak. 15 nedir? Şöyle parçala. 3'e böl 5, 5'e böl 1. 3'te 5, 2 tane olmaz. 20'yi 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. 2 ve 5 var. Olmaz. 25 zaten 5'in karesi. Değil mi? Şöyle parçaladığını düşün. Bir tek 5 var. Olmaz.
30 niye oluyor? 30'u 2'ye böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. 3 tane olduğu için cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Geldik 13. sorumuza. Belki yukarıda gösterilen satranç tahtasının üzerindeki ilk kareye bir rakamını yazıyor. Ardından yukarıda gösterilen yolu takip ederek her kareye bir önceki karede yazan sayının 2 katı olan bir sayı yazarak tüm kareleri tamamlıyor. Verilen bilgilere göre Berk'in B harfi ile gösterilen kareye yazdığı sayı A harfi ile gösterilen yazdığı sayının kaç katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde şöyle diyeyim size. Fark ettiyseniz şuna 2 üzeri 0 desem 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diye gidecek. Değil mi? Şimdi bu A ise bu ne olacak? 2A değil mi? 2 üzeri 1 şöyle 2A değil. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. B eşittir 2 üzeri 14 çarpı A oluyor. Tamam mı? Öyle düşünelim. Zaten A'ydı diğeri de. Biz bunları böyle birbirine böldüğümüz zaman kaç katıdır demiş ya. A'lar gitti. 2 üzeri 14 oluyor. Peki 2 üzeri 14 var mı şıklarda? Şunlar zaten iptal. Ben şu 4'ü 2'ye benzetsem 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti değil mi? 2 kere 7 14. Cevabımız Bursa geliyor. Bakın orada bir daha anlatayım. Şimdi şuna A dedik ya. 2 kat 2 kat gideceği için 2A dedik. Şimdi şurada 2 üzeri 1A. Yani 2 üzeri 1 2 olduğu için. 2 üzeri 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 2 üzeri 14 çarpı A diye yazdım B'yi. Alttaki de A'ydı. A'lar gidince 2 üzeri 14 geldi kısacası. Ve evet son sorumuz bu. Evet. Tıtılın üzerinde bir sayının çarpanlarından bazıları verilmiştir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar olabilir diyor ya. Demek ki bunların hepsini kapsayacak. Şimdi 1'e bölünüyor mu? Hepsi bölünüyor zaten. Şu iptal. 6'ya bölünen hangisi? Bu bölünüyor 6'ya. Bu da bölünüyor 6'ya. 526'ya tam bölünmez. 646'ya tam bölünmez. Ya A ya B. Bu da iptal. 15'e ikisi de bölünür. O da iptal. 18'e bu bölünür. 480 18'e bölünür mü? Ona bir bakalım. 2 kere 36 çıkardık. 12. 120 18'e tam bölünmüyor. O yüzden bu da iptal. Cevabımız direkt Adana'dır diyoruz arkadaşlar.